için bir tutkuydu. Çocukluktan gelen bir sevgi. İlk önce şimdi aldığım telefonlarla başladım işte telefon fotoğrafçılığı olarak. İlk manzara çekiyordum, çiçek çekiyordum, sokak fotoğrafçılığı yapıyordum, sokaktaki insanları, simitçiyi. Tabii üniversiteye gelince oradaki kulüpler var, fotoğrafçılık kulüpleri. Onlara katıldım. Kulüplerde fotoğrafçılığın temel bilgilerini veriyorlar ama sana yetmiyor. Ne yapıyorsun? Araştırıyorsun. Orada ilk fotoğraf makinemi aldım üniversitede. Fotoğraf makinemle birlikte mezuniyet fotoğrafları, çift fotoğrafları çekmeye başladım. Çift fotoğraflarını çekerken yazları oradaki fotoğrafçılar vardı. Fotoğrafçıların yanlarında çalışmaya başladım. Ama bu arada İstanbul'a gidiyordum. Moda fotoğrafçılığı üzerine eğitimler alıyordum. Sonra üniversite bitince yani okuduğumuz mesleği yapalım, öğretmenlik yapalım istedim. Öğretmen olmaya çalıştım. Bu sürede ücretli öğretmenlik yaptım. Sonra evlilik oldu. Evlenince de plato fotoğrafçılığı ülkemizde şu anda trend oldu. Plato fotoğrafçılığı dendiğinde işte bir mekan içerisinde farklı farklı konseptlerin olduğu bir fotoğrafçılık seviyesi. Tabii plato fotoğrafçılığın yanında dışarıda da fotoğraflar çekiyoruz. Dış mekan çekimleri, işte istediğiniz neresi varsa. Yani en çok şu anda Bol Vadi'ne yakın İnne'ye gidiyoruz. Farklı yerlere, Akdağ olabilir, oralara da gidiyoruz. Buralara giderek fotoğraf çekiyoruz ama şu anda plato fotoğrafçılığı. Gelin damat geliyor, ilk önce tarihlerini netleştiriyoruz, saatlerini netleştiriyoruz. O gün gelip burada ya da dışarıda çekimini tamamlıyoruz. Plato'da ya da dışarıda çekimini tamamlıyoruz. Gelin damat bunun içinden işte fotoğrafların eline geçen 350-400 fotoğrafın içinden 30 tane 40 tane fotoğraf beğeniyor bize. Bunların düzenleme yani edit dediğimiz işlemi var. Bir fotoğrafı işlemek 20 dakika falan zaman alıyor bizim için. Yani özen gösteriyoruz fotoğraflara. Yok şurasına şunu yapalım, ton atalım. Yok üstündeki birkaç yeri oynayalım. Yok tamam baştan sona bütün fotoğrafı tek tek editliyoruz. Yani kısa sürede tutmaya özen gösteririz. Ne kadar kısa sürede gelin damat seçerse biz de o kadar hızlı olmaya çalışıyoruz. Yani buranın tanıtımı işi de şu şekilde oldu. İlk önce tamamladık mekanımızı. Sonrasında ise birkaç tane önceden çektiğimiz fotoğraflar, sonra burada demo olarak çektiğimiz işte model fotoğrafları bu şekilde yakın çevremizdeki insanların fotoğraflarını Instagram'a, Facebook'a yükledikçe insanlar görmeye, popülerleşmeye başladık. Onları gördükçe takipçi sayımız arttı. Bu şekilde işler almaya başladık. Ya benim amacım aslında Bol Vadi'nin biraz kendi içinde kalmış, onu dışarıdaki fotoğrafçılığa benzetmek. Fotoğrafçılık sektöründe amacımız kendimizi her zaman geliştirip ileriki zamanda bize olan öneme göre burayı büyütüp
dışarıda açık hava bir plato yapmayı düşünüyoruz. Düğün sezonları açıldı. Düğün sezonu açıldığı için işlerimiz de yoğunlaşmaya başladı. Şu anda belediye otogarı ikinci kattayız. Her zaman çiftlerimizi ya da kendi aile fotoğrafı çektirmek isteyenleri bekleriz. Hem gezip görürler, hem yerlerine ayırtırlar, rezervasyon yaptırırlar bize. Bu şekilde gelip bütün konseptlerimizi görebilirler burada. Düğünler ertelense bile, iptal olsa bile içlerinde kalmaz. İstediği şekilde gelinliğiyle, damatlığıyla gelip burada 2 saatin içinde, 3 saatin içinde çekimlerini gerçekleştirebiliriz. Onların en mutlu günü sonuçta fotoğrafsız, videosuz olmayacağı için burayı hazırladık. Kışın da imkanımız kapalı mekan olduğu için kış, yaz her zaman çekimlerini yaptırabilirler.